Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de şiirde vezin ölçü konusunu işleyeceğiz. Tonguç, hazır mısın? Hocam vezir mi? O ne? Vezir değil oğlum, vezin. Vezin ölçü demek. Yani Ha. şiirde ahenk unsurları vardı. Mesela uyak, yani kafiye bir ahenk unsuruydu. Aliterasyon, yani ünsüz harflerin Ali tekrarlanması. Ali mi hocam? Evet, Ali ünsüz olduğu için ünsüz harflerin tekrarıydı. Ha. Asonans asil olduğu için ünlü harflerin tekrarıydı. Anladım hocam. Şimdi biz ölçüye bakacağız. Ölçü, 3 tane ölçü var Tonguç. Evet hocam. Birincisi hece ölçüsü, ikincisi serbest ölçü, üçüncüsü de aruz ölçüsü. Bunlar edebiyatımızda çok önemli. Bu kadar Neden? mı ders hocam? Ders bitti, bu kadar. Teşekkürler hocam. Görüşmek Sağ olun. üzere Tonguç. Sağ olun. Şimdi bunlar çok önemli Tonguç. Neden biliyor musun? Edebiyatımızda milli ölçümüz hece ölçüsü. Bu parmak hesabı. Eskiden biz şiirdeki heceleri parmağımıza sayar gibi eşit olmasına dikkat edermişiz. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında, halk edebiyatında, milli edebiyatta hece ölçüsü kullanılmış. Aruz ölçüsü ise Araplarla, yani İslamiyet'le tanıştıktan sonra edebiyatımıza giriyor. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatında Ardan aklımda Arap hocam. Arap, aynen Arap, Aras, Ardan hatırlayabiliriz. Aruz. Aruz edebiyatı, pardon, aruz ölçüsü Araplardan edebiyatımıza girecek. Serbest ölçü ise 1940'lardan sonra garip akımı, yani bu ikinci, şey, birinci yeniler dediğimiz işte Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday'lar diyecekler ki ya biz her şeyde serbestiz. Biz İşte uyağa karşıyız, şairaneliğe karşıyız diyecekler ve serbest ölçü yapacaklar. Şimdi öncelikle milli ölçümüz hece ölçüsüyle başlayalım. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına dayanıyor. Heceleri tek tek sayıyorsun. 1, 2, 3, 4 diye ünlü harfleri sayarak yapabilirsin. Zaten birazdan uygulamalarını yapacağız Tonguç'um. Ulusal ölçü birimimiz bu. Buna parmak hesabı da deniyor. Neden? Parmaklarına sayıyorsun. Eğer hecelerini saydığında 7'li ise mesela mani diyorsun halk edebiyatında. Anladım hocam. Hani bu falın gibi sakızlar vardı, böyle içinden Evet açarsın hocam. mani çıkar. Aa. Onlardaki gibi mesela, anlatabildim mi? Orada ne nasıl bir hocam çok değişik şeyler Hani böyle çıkıyor şey orada. yazıyor. Bahçelerde gül gerek, güllere bülbül gerek. Bencileyin bir kula, senin gibi yar gerek. Diyorsun ya. Oo hocam İşte çok iyi ya. oğlum bak. Neyse, şimdi bu tarz şeyler Hocam bana mani. da bir yar gerek artık ya. Aynen, gerçekten bu yokluk seni bitirdi Tonguç ya. Neyse, buradaki şiirleri iyi ezberlersen bence bir şeyler olabilir diye düşünüyorum ben Tonguç. Anlaşıldı İyi, mı? hava atabilirim hocam Yani derslerimi iyi kızlar bilirsem. sana der ki ya bu adam ne diyor, deli mi falan derler ilk başta. Yani şaşırırlar. Böyle bencileyin Aslında falan hocam diye. ben Aşık Veysel gibi şey söyleyebilirim, türkü söyleyebilirim hocam. Aynen Aşık Veysel gibi bir türkü söylersen, böyle kumsalda elinde sazla bir ateş Kumsalda falan. elinde saz Evet, olursa böyle hocam ateş, kaçabilirler böyle insanlar hani yani. şey olur ya, plajda ateş yakarlar falan. Aa evet hocam. Hayır bak, gitar çalarsan o artık biraz rahatsız edici. İnsanlar bıktı artık o şeyden, tamam mı? Yeter, Akdeniz akşamları Aynen, ya. o fix elinde gitarla şey böyle bir şey yapan Zaten 10 kişiden 8'i öyle hocam. aynen 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 Sahilde sen, bu dinleyecek insan ben böyle kalmadı. görünce üzülüyorum o çocuklara ve kızlar da artık bence beğenmiyor, bu ne ya diyor, ama elinde böyle sazla deli mi bu falan derler ilk başta, O yüzden bir aynen bir gelirler. şaşırırlar falan, sonra bakarlar deli değil, bildiğin insan Ve o çok zaman zeki. ve çok zeki, başarılı, akıllı. O zaman belki bir şeyler olabilir diye düşünüyorum Tonguç, inşallah diyorum canım. 8 hece ölçüsü semaide, destanda, 11'li koşmada, 14'lü tekke ve çağdaş Türk edebiyatında görülüyor. Bir de durak diye bir şey var. Durak ne olabilir sence Tonguç? Hocam o otobüsleri beklediğimiz, Evet. vapurları beklediğimiz Evet. yerlere durak diyoruz biz. Çok güzel. Burada da şiirin içerisinde durduğun yer. Böyle nefes alıp durduğun yer. Mesela şöyle bir şiir var mı arkadaş? Hiç şiir yok mu hocam? Aynen ya. Bir tane şiir koymamış mıyız ya? Bu nasıl bir yokluktur? Orada bir Allah. tane gördüm hocam. Nerede? Dur bak, şuradan bir tane şiir bulalım. Oradan gösterelim. Vay be. Hayır. Hiç şiir koymamış. Evlerinin önünü çardak. Ha. Tonguç'un elinde Bak al, bu bardak. gerçekten iğrenç bir şiir ama yapacak bir şey yok. Şimdi bak. Evlerin önü çardak. Tonguç'un elinde bardak diyor. Bak şimdi bunların hecelerini Hocam söyle. süper bir şiirmiş bu ya. Gerçekten değil mi bak? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, Ah, burada hece hece ölçüsü var. ölçüsü. Oh, çok şükür. Harika, Allah'a şükürler harika. olsun. Şimdi burada buna biz hece ölçüsü diyoruz. Hecelerin sayısı eşitse böyle parmağınla saydın. Şöyle gittin 1, 2, 3, 4, 5 diye saydın. Tamam. Bak, heceleri sayarken şöyle bir şey de yapabilirsin Tonguç. Sadece ünlü harfleri de sayabilirsin. Bak, E, İ, I, Ö, Ü. Sadece O onları da kadar sayabilirsin. mı hocam? Evet, çünkü Aa çok Türkçe'de basitmiş. her bir ünlü harf bir heceyi oluşturur zaten. Aa o Ve zaman bir tamam. hecede birden fazla ünlü harf bulunmaz Tonguç. Burası basit. Peki durak neresi biliyor musun? Bak, bunları şöyle okumuyorsun. Evlerinin önü çardak demiyorsun bak. Evlerinin önü diyorsun. Böyle bir salise nefes alıyorsun bak. Oraya, evlerinin önü çardak, Tonguç'un elinde bardak diyorsun ya hani. Evet hocam. İşte tam oralar durduğun Aa. yerler, oralara durak Onlara diyoruz. durak mı diyoruz hocam? Aynen, oralara durak diyoruz Tonguç. Anladım. Şimdi çok net anladım. Örnek üzerinden daha iyi anlayabiliyorum hocam. Aynen, örnekler çok Beynim önemli. ona Çok sağ olsunlar çalışabiliyor örnek bazen. koymayı. Evet. Şimdi hece ölçüsünde dizenin kendi içerisinde anlamlı bölümlere ayrılmasıdır durak. Tamam mı?
Şiirde uyum ve ahenk sağlar. Duraklar ayrılırken kelime bölünmez. Hocam çok iyi okuyorsunuz gerçekten. Aynen, çok güzel okuyorum. Kelime duraklarla bitmelidir. Şimdi dizideki hece sayısı çift ise, yani 8'li hece ölçüsüyle yazılmışsa, evet hocam, durak heceleri eşit bölünür. Mani de o zaman eşit olmuyor hiçbir şekilde. Evet, çünkü mani 7. Yani. Mükemmel bir zekaya sahipsin. 7'li hece ölçüsüyle yazılır mani. Koşmada da olmuyor. Koşmada 11'li. Ama evet, semai de olabilir. Çünkü semai 8'li. Semai 8'li. Semai 8. Sema 8'den hatırla bak. Semai 8'li. Semai 8'li. Tamam. Güzel. Hocam. Saçma sapan bir şey. Dizideki hece sayısı tek ise, hece sayısı çok olan duraklar önde. As bunları geçelim. Bunlar önemli değil. Şimdi şuraya bakalım. Ah, örnek. Ya burada bu kadarını sormuyorlar sınavlarda. O yüzden geçtin. Niye gülüyorsun evladım ya? Hece... Evet, bunu geçiyoruz. Şimdi buraya bakalım. Dikkatçe bakalım. Şimdi Karabağ'da talan var. Sinirim bozuldu, pardon. Aynen ya, benim de. Şimdi Karabağ'da talan var. Beni derde salan var. Çek sancaklar sancağı. Gözü yolda kalan var. Aman Allah'ım. Mükemmel bir şey. Etkilendim şu an yani. Kendinden geçtim. Sakin ol. Şimdi bak. Burada 7'li hece ölçüsü var. Niye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hece ölçüsü var. Sadece sesli harfleri saydım hocam. 7 tane var. Mükemmel bir zeka. Peki durması nerede olacak? Şu Karabağ'da talan var denmez. Hayır, Karabağ'da talan var. Beni derde salan var. Çek sancaklar sancağı, gözü yolda kalan yani var. Yani neredeyse tam ortası gibi bir yerde. Aynen, böyle nefes aldığın yere durak diyoruz olmuş. Gelelim arıza ölçüsüne. Bu çok basit. Araplardan geçti demiştik. Evet. Burada hecelerin açık veya kapalı olmasına bakacağız. Açık veya kapalı olmak derken bu şu: ünlü harfle bitmesi ya da ünsüz harfle bitmesine bakacağız. Sesli harfle bitenler, yani ünlü harfle biten heceler açık, sessizle bitenler kapalı olacak. Aruz ölçüsüne şuna dikkat edeceğiz Songuç'cum. Bir şiirde bir kalıp kullanılıyor ve kafiye göz içindir. Evet, çok gerçekten göz çizmişler. Güzel olmuş. Şimdi göz içindir derken neyi kastediyoruz? Yani bu divan edebiyatında bilhassa aruz ölçüsü çok sık kullanılıyordu. Ve Araplardan geçtiği için bu süslü söyleyiş, kelimelerin yapısını bozma, göz için kafiye divan edebiyatında fazlaydı. O yüzden aruz ölçüsünde de kafiye göz içindir. Ve kafiye yapılacak sözcükler aynı türde olmalıdır diyoruz. Oo, kapı açılmış hocam. Evet, bekliyorum. Daha iyi anlaman için böyle bir espri yaptık. Açık hece sesli harflerden biriyle bitiyor. Nokta ile gösteriyor. Mesela bak, nokta diyoruz ya bak. Nok dediğin zaman bu ne? Ünsüzle bitti. Öyle değil mi bak? Nok, evet hocam. Ünsüzle bitti. Evet. Ama ta ünlüyle bitti. Evet. O zaman bunun üzerine bir nokta koyuyorsun böyle. Anlaştık mı? Bu ne demek oluyor yani? Yani şöyle... Bu aruz ölçüsünü gösterme yöntemi. Anladım. Anladın mı? Hani hece ölçüsünde ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 hecelerini sayıyorduk, evet ya. Burada böyle gösteriyor. Mesela şunu yapalım. Üstlerindeyi nasıl yapacağız? Hocam, üst çizgi. Evet. Leri, pardon. Le. Üstlerinde. De. Gibi olacak. Anladım hocam. Böyle bir çizgi bir nokta, bir çizgi yok. Aynen. Şimdi Tonguç devam edelim. Mesela yapalım. Kova. Bunların iki nokta hocam. İki tane nokta. Su, bidonu. Hepsi nasıl nokta. Örnekler yapıyor? Kova, su, bidonu, damacana. Hani Arap edebiyatından gelmiş. Hepsi nokta hocam. Hepsi nokta. Arap edebiyatında bu kelimeler çok kullanılıyor. O yüzden bu örnekleri verdim. Anladım hocam. Aruz ölçüsüyle divan edebiyatı süslü. Şimdi devam edelim. Zaten aruz ölçüsünün özelliği nedir biliyor musun Tonguç? Böyle anlamadığın bir şiir varsa, böyle beyitler halinde yazılmış, bu ne ya, hiçbir şey anlamıyorum diyorsan o aruz ölçüsü. O kadar basit mi hocam? O kadar basit. Çünkü ağır bir dil kullanılır divan edebiyatında. Arap edebiyattan etkilendiysen Arapça, Farsça tamlamaları da kullanırsın. Oo. O yüzden de anlaşılmazdır. Böyle anlaşılır pırıl pırıl bir dil varsa bil ki o hece ölçüsüdür. Çünkü İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, halk edebiyatında, milli edebiyatta hece ölçüsü var dostum. Çok kapalı hece sesli harf dedik. Dize sonundaki bütün heceler kapalı farz edilir, öyle kabul edilir ve çizgiyle gösterilir. Kap kaç. Kap kaç, iki çizgi. Evet. Hırsız var. Üç çizgi. Kurtarmak. Görüyorsun, üç bu kadar basit. Çok basitmiş onun. Birleşik bu ne ya, kap kaç hırsız var. Aynen, az önce de damacana, su bidonu falan. Neyse, sıkıntı yok. Hocam siz nasıl hazırlamışsınız burasını? Ya burada bir... evet, öksürdüm. Burada öğrenciler biraz gülümsesin istedi. Çünkü aruz ölçüsü deyince öğrenciler genelde siyah poşet istiyor. Hocam poşet verin, kusacağız diyorlar. Sevmiyorlar. Çünkü biz Türk'üz abi. Biz hece ölçüsünü seviyoruz yani. Aruz ölçüsünü sevmiyoruz. O yüzden biz de böyle öğrencilerin hoşuna giden kapkaçlık falan... Pardon. Bu tarz örnekler, komik örnekler vermeye çalıştık. Şimdi birleşik hece nedir? Bir tam ve bir yarım sesli yerindedir. Bir çizgi ve bir noktada gösterilir. Bu da önemli değil ama şuralar önemli. Bak bunu... Son yıllardaki LYS'lerde sordular Tonguç. Bunların ne olduğunu bilelim. Tanım olarak sordular. Uygulamada sormadılar. Aruz kusurları neler? Hocam bunlar bakalım. Ne? Arapça bu. Acayip Arapça hocam bunlar. Aynen ne? Tonguç. Bu konuyu sana ilk anlattığımda buna benzer bir şey İmale, söylemiştim. İmale, met, sekti, melik. Hatta demiştin ki bu şeyde. Hocam bunlar ne işimize yarayacak demiştin. İşte sen bunları bildiğin zaman bir tane soru gelmişti bunlar. Bunu bilince tak bir adayı geçiyorsun, anladın mı? Bir aday mı? Yani veya belki, binlerce adayı geçiyorsun, anladın belki mı? Belki 10 bin adayı geçebilirim. Belki 10 bin adayı geçiyorsun. En azından senin rakibin olan adayı geçmiş oluyorsun. Harika. Herhangi bir aday manasını söylemişim Tonguç'um. Zeki o benim insansın. Arkadaşım gerçi, onu geçmek istemem ben ya.
Allah, o zaman da aynı şeyi söylemiştim biliyor musun Tonguç? Evet hocam. Bak bu Çünkü videonun arkadaşlarım benzerini seviyor. izleyen arkadaşlarımız varsa bunu hatırlayacaklardır. Divan Edebiyatı Aruz Ölçüsü'nde. Şimdi devam edelim. Aruz kusurlarında imale, medziyaf bunlar nedir? Bunlara bir bakalım istersen. İmale kısa olan hecenin uzun okunmasıdır. Yani esasında hece kısa ama sen bunu uzun kabul ediyorsun. Niye? Aruza uysun diye Kısa yani. olan Hayır öyle. hece. Böyle mi okuyacağım? Öyle değil. Şimdi bak. Açık kapalı açık kapalı diyorsun ya. Alttaki de açık Evet. kapalı açık kapalı diye birbirine uyması lazım. Ama altta uymuyorsa heceler, o zaman diyorsun ki ha bu bunu uzun bunu da uzun kabul ediyorum. Bu kısa bunu da uzun kabul ediyorum diyorsun. Aldım hocam. Mesela İstiklal Marşı aruz ölçüsüyle yazılmış. Korkma sönmez diye gidiyorsun ya bak. Korkma sönmez bu Sönmez. şafaklar düzen sancak. Sönmeden yurdumun bak. O da yukarıdakiyle aynı esas açık kapalılık anlamında. Çok Aa. sert yani. Ama normalde yurdumun demesi gerekiyor. Yurdumun böyle bir şey. Hayır evladım bak. Salladım hocam, Bak pardon. hecelerin ünlü ya da ünsüz etmesini tartışıyoruz Songuç'um. Pardon hocam. Zihaf uzun hecenin kısa okunmasıdır. Medde bir tam sesi bir buçuk sese yükseltmek demek. Bunların tanımlarını bilmen gerekiyor. Uygulamada soramazlar bunu. Ha. Vasıl ulama yani ulamayı biliyorsunuz. Ulamayı biliyorum yani, Mesela evet. Orhan Nabim, işte Serdar Rortaç diyoruz mesela. Sezen Naksu diyoruz mesela. O. Sezen Aksu. Evet. Mesela şöyle yazalım. Çok sevdiğimiz muhteşem bir sese sahip olan sanatçı. Sezen Naksu. Sezen Aksu. Sen Evet. Naksu diye mi Sezen söyledin? Aksu diye söylüyoruz. Sezen Ünsüzle Aksu. biten bir kelime, ünlüyle biten bir kelime Ha. hemen birleşiveriyor yani. Kasır uzun heceyi inceltmek, sekti melihte kısa hecelerin birleşerek uzun hece Of, oluşturmasıdır. bunlar nasıl zor hocam ya. Bitti artık. Konu kolay bitti artık. Serbest ölçü şiirde hiçbir ölçüye bağlı kalmamak. Tam senin seveceğin bir şey. Oh, ne Türk güzel. edebiyatında garipçiler, birinci yeniler bunu kullanıyorlar. Mesela burada serbest ölçü var. Niye? Bak sayıyorsun 1, 2, 3, 4, 5, 6 hecelerin sayısı tutmuyor. Aruz ölçüsü zaten olamaz. Ha, Anlaşılır. anladım. Ya hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan, ne o ne ya? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır Nasır'da, ağrısı mı Nasır'ından olmuş? çektiği kadar bunu yanlış Ha. yazmışız. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Mütehessir ne demek hocam? Üzgün değildi diyor. Bu Orhan Veli'nin çok önemli bir şiiri. Allah Allah. Süleyman Efendi hakkında bir şiiri. Süleyman Efendi'ye yazılmış bir şiir. Böyle bir şiirin konusunu o kadar alaladeleştirmiş ki herhangi bir Nasır bile şiire girebilir demiş. İlla böyle aşk, ölüm, ayrılık konusu olmak gerekli değil Anladım. demiş. Ödüllü sorumuzu soralım. Cevabını da yorumlara bekleyelim. Sağ olun.